Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Uzun süredir koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerimizi farklı farklı yerlerden yapıyoruz ve yazarlarımız Doktor Abdullah Nergiz'le veya Hakan Kılıç'la bir araya gelemiyoruz. Bugün Zoom üzerinden bir bağlantı yaptık. Beraber, Abdullah Bey'le beraber hava yolunun durumunu konuşacağız. Hava yolları adeta nakavt olmuş durumda, değil mi Abdullah? Vallahi öyle diyorlar Tolga ama ben biraz daha imser bakıyorum. İstersen şöyle bir başa dönüp toparlayalım mı? Nereden nereye geldik? Şu iki ay gibi bir kısa sürede. Çünkü inanılmaz bir değişim oldu sektörde. En son videoyu seninle Ocak ayında yapmıştık ve kriz yeni yeni başlıyordu. Açıkçası bu kadar da herhalde bütün dünyayı etkisi altına alacağını da tahmin etmiyorduk galiba. O zamanki dönemle şu anki dönemi karşılaştırır mısın? Evet, belki de bu konuda ilk yazı yazan, ilk program yapan bizleriz. Yani o salgın başladığı zaman, Wuhan merkezli olarak salgın başladığı zaman ya bu işin sonu kötüye gidebilir. 2003 yılında benzer bir problem oldu. SARS salgını yaşandı Güneydoğu Asya'da ve havayolu şirketlerine çok ciddi maliyetleri oldu. Buna bir dikkat etmek lazım diye konuşmuştuk. O dönem, biraz sonra grafiklerde de yine göreceğiz. 2003 yılında 6 milyar dolarlık bir ciro kaybının yaşandığı söyleniyordu havayolu şirketlerinde. Ve Ocak ayında seninle yaptığımız programda şöyle demişim ben, böyle bir geriye doğru bir baktım. Eğer benzer durum yaşanırsa bu sefer 15-20 milyar doları bulabilir. Çok iyimsermişiz o zaman. Evet, bayağı iyimser. Çünkü şu anda Ayata'nın tahmini, iş böyle giderse 250 milyar. Evet, 250 milyar dolarlık bir ciro kaybından bahsediliyor. Tabii şunu da hemen söyleyelim. Böyle 250 milyar dolar ciro kaybı falan değil ya, zarar gibi algılanıyor insanlarda. Bu zarar değil, bu ciro kaybı. Tabii ki zarar da çok büyük ama 250 milyar dolar olan ciro kaybı. Yani yolcu gelirlerinden havayolu şirketlerinin uğrayacağı kayıp. Ayata'nın bir de bir öngörüsü var. Bu krizin sonrasında eğer böyle devam ederse, bir 3 ay bu şekilde devam ederse ve devlet yardımı gelmezse galiba havayollarının çok önemli bir kısmı batacak diyor Ayata. Bence Tolga, eğer devlet yardımı gelmezse havayolu şirketlerinin çok büyük bölümü değil, tamamı batacak. Yani tamamı batar. Bunu çevirmenin imkanı yok. O yüzden de devlet yardımı geleceğini tahmin ediyorum. İstersen şöyle yapalım. Önce bir başlangıca gidelim. Nereden başladık? İki ayda nereye geldik diye sırayla gidelim grafikleri. Hemen bir rakamları görelim. Evet, bekliyoruz. Tamam. Şimdi aslında Ocak ayında havacılık anlamında ilk darbenin vurulduğu yer tabii ki Çin olmuştu. Çin'de çok sayıda havayolu şirketi seferlerini kesmek zorunda kaldı. Birçok uluslararası şirket oraya uçmayı bıraktı ve ilk darbe evet Çin'de oldu. Ama asıl dünyanın bunu en derinden hissettiği tarih Mart ayı. Mart ayından itibaren bir anda salgının yayılması, İtalya, İspanya, Fransa derken tüm dünyayı etkisi altına alması, birçok ülkenin arka arkaya uçuş yasağı veya seyahat yasağı getirmesine sebep oldu. Burada Ayata'nın hazırladığı bir grafik var, bunu görüyoruz. Hı hı. Çok kısa bir süre bakıyoruz. Ne kadar? 2 haftalık bir sürede bakın nereden nereye gelmiş dünya. Renkler koyulaştıkça ve siyaha kadar gittikçe tamamen sınırların kapandığı bir ortam görüyoruz ki şu anda çok sayıda ülke dünyada sınırlarını tamamen kapatmış durumdalar. Ve yurt dışından yolcu veya herhangi bir şekilde seyahat eden bir kişiyi ülkelerine almıyorlar. Tabii bu böyle olunca ne oldu? Arka arkaya çok sayıda havayolu şirketi uçuşlarını durdurdu. Uçuşlar durdukça uçaklar yere çekilmeye başlandı Tolga. Evet. Yani dünyanın dört bir yanında binlerce uçak yere çekildi. Burada mesela Hong Kong'dan bir kare görüyoruz. Hong Kong'da önce havayolu şirketleri uçakları yere çektiler. Daha sonra işte Avrupa'da Lufthansa'dan haberler gelmeye başladı ki bizi alarm durumuna geçiren oydu zaten. Lufthansa grup olarak arka arkaya çok sayıda uçağını yere çekmeye başladı. Uçuşları durdurdu ve uzun vadeli olarak bunu yapmaya başladı. O zaman zaten alarm... Lufthansa bu konuda epey bir ciddi açıklamalar yaptı. Bence biraz ilk başta krizin bu kadar büyüyüp gelişeceğini sanıyorum. Biraz Lufthansa'nın öngörüsü var orada. Getirdiği bir sözler var. Hatta geçtiğimiz günlerde ben de bunu tolgozbek.com sitemizde haberleştirmiştim. Lufthansa şu an krizin bir yıl sürerse ne kadar bir etkisi üzerine olacak onun finansal raporlarında açıklamış. Henüz paylaşmıyor ama o da bence çok enteresan. Şöyle Lufthansa Grup CEO'su Carsten Spohr'un bir açıklaması var bu konuda. Carsten Spohr diyor ki 3, 6 ve 12 aylık full grounding, yani uçakların tamamen yerde kalması senaryolarını hazırladık diyor. 3 ay, 6 ay, 12 ay.
Evet. Gerçekten ciddi bir şey. Ama tabii şu da var. Büyük şirketler, ciddi şirketler böyle konularda mutlaka bu tarz hazırlıklar, bu tarz senaryo çalışmaları yapmak zorundalar. Başka türlü zaten yaşamaları mümkün değil. O yüzden normal karşılıyorum. Umarım da olmaz diyorum tabii ki öyle bir şey. Yani 6 ay, 12 aylık bir uçakların yerde kalma süresi çok uzun. Tekrar dönersek, Lufthansa durdurmaya başladı. İşte Amerikalı Hava Yolları şirketleri durdurmaya başladı. Türkiye'ye doğru sirayet etti bu iş. Pegasus çok sayıda uçağını yere çekti. Şu an en son gelen bilgi bize 6-7 tane uçakla operasyona devam ettiği yönde Pegasus'un. Ne bir benzeri Türk Hava Yolları için oldu. Türk Hava Yolları 350 kadar uçak var filosunda biliyorsun. Yolcu uçağı sayısı bakımından da ne kadar? İşte bir 335 falan herhalde değil mi? Evet, O son civarda bir rakam bu sayı var. civarda. Hı. Evet. Onların çok büyük bir kısmı, 300 kadarı yere çekilmiş durumda. Bunların yine büyük bölümü şu anda ekranda gördüğümüz İstanbul İGA Havalimanı'nda park edildi ve diğer bir kısmı ise boş uçarak, boş uçuşlar yaparak İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Burada iki amaç var tabii. Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz hala Türk Hava Yolları'nın teknik bölümü. Bazı uçaklar orada teknik bakıma alınacak, fırsattan istifade. Bazıları da orada park etmeye devam edecek. Çünkü operasyon o kadar büyük ki özellikle Türk Hava Yolları gibi büyük havayolu şirketleri için o kadar büyük bir operasyona imza atıyorlar ki her gün. Bu kadar uçağı bir anda yere çekip belli bir yere depolamak çok da kolay değil. Özellikle bu depolama masrafları, uçakların motorlarının kaplanması, kabinlerin koruma altına alınması ve daha sonra uçuşlar başladığında bunların tekrardan uçuşa hazırlanması çok maliyetli işler. Yine hem Pegasus'tan hem Türk Hava Yolları tarafından gelen açıklamalar belli sayıda uçağın dönüşümlü olarak kullanılmaya devam edeceği. Yani tamamen o storage denilen depolama aşamasına gelmeden en azından belli bir sayıyı haftada bir de olsa uçurarak uçakları aktif halde tutmayı planladıklarını biliyoruz. Bir de yine bugün yine baktığım bir veri, şu an yaklaşık 9 bin tane yolcu uçağı, evet 9 bin tane yolcu uçağı yerde tüm dünyada. Toplam uçak sayısı 26 bin. Yani oranladığımız zaman %35, %40 kadar bir yolcu uçağının yerde olduğunu anlıyoruz Tolga. Bu açıdan baktığımızda da gerçekten bu işin ne kadar muazzam bir boyuta geldiğini, ne kadar müthiş bir seviyeye ulaştığını anlamak çok daha kolay. Genç bir kardeşimiz var. Twitter'da TK Analist üzerinden çok güzel rakamlar paylaşıyor son günlerde. Evet. Onun da verdiği rakamlar yaklaşık %70 gibi Türk havacılığındaki uçakların yerde olduğuna dikkat çekiyor. %30 aktif olarak gözüküyor. Son 3 günlük tabii veriler bunlar. 3 gün Evet. içerisinde belki uçak hani Atatürk Havalimanı'na gidiyor İstanbul Havalimanı'ndan ama çok ciddi vurmuş durumda. Peki tüm dünyaya baktığımız zaman pazar paylarının düşmesi, arkasından trafiğin aşağı gitmesi, bölge bölge değerlendirirsek en fazla neresi etkilendi? Orada da çok enteresan bir durum var Tolga. Yine grafik üstünden gidelim. Dün OEG'nin yaptığı bir online seminere, daha doğrusu webinara katıldım. Orada çok güzel grafikler paylaşıldı. Onlardan bir tanesi bu. 23 Mart haftası, 2020-23 Mart haftasını bir önceki senenin 2019'un aynı haftasıyla kıyaslıyor. Şimdi şu kırmızı renkli barların, sütunların görüldüğü tarafa bakarsak, Hı. En fazla etkilenen kısım %60 da Avrupa. Çok Evet. enteresan. Evet. Avrupa en büyük darbeyi yemiş durumda burada. Daha sonra Orta Doğu geliyor ki Orta Doğu'da malum Emirates, Etihad, Qatar Airways gibi şirketler özellikle başı çekiyor ki Hı. daha önceden diğer bazı Orta Doğu şirketler de seferlerini durdurmuştu. Ama en büyük darbe Avrupalı hava yollarına gelmiş durumda. %60 düşüş var. %45 Orta Orta Doğu'da Doğu. düşüş var. Daha sonra Afrika, Asya, Pasifik vesaire diye gidiyor. Şimdi Kuzey Amerika'daki düşüş çok düşük oran olarak %8. Ama önümüzdeki dönemde biraz daha onun artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yine son bu sabah baktım. Amerika iç hat pazarı biliyorsun çok büyük bir pazar. Orada faaliyetlerine devam ediyor Amerikalı şirketler ama ne kadar bu şekilde devam edebilecekler soru işareti. Çünkü doluluk oranları çok düşük. %15, %20 dolulukla uçuyorlar. Nereye kadar götürebilirler bu şekilde? Vallahi bilemiyorum. Onlar da yakın zamanda yine iç hat uçuşlarına ciddi azaltmalara gidebilirler diye tahmin ediyorum. Havalimanı bazına bakarsak nasıl düşüşler? Mesela Türkiye'de rakam nasıl Avrupa ile karşılaştırınca? Evet, yine OEG'nin o webinarından aldığım
grafik üstünden bakalım. Burada çok daha net görünüyor aslında manzara. Sol tarafta Kuzey Amerikalı havalimanlarının durumu var. Sağ tarafta da Avrupalı havalimanlarının durumu sol var. Sol tarafta en fazla düşüş %28 ile New York JFK, arkasından %17 ile Los Angeles havalimanı, ama bizim tarafa bakınca sağda rekor Frankfurt'ta. %73. Evet. İkinci sırada İstanbul var. Evet. %77 ile Frankfurt Avrupa'da en fazla düşmüş. Kapasite bazında arkasından İstanbul geliyor. Sonra Londra var. Madrid, Münih, Barcelona. Bu buradaki sıralama tabii koltuk bazında kapasite. Evet. En büyüklerden başlamış. Oransal bir sıralama yok. Ama evet, yine tabii baktığımız zaman işte mesela Roma var %82. Hı hı hı. Roma. Ama tabii dediğim gibi kapasite anlamında mutlak değer olarak arkada geldiği için biraz daha aşağı yazılmış. Ama hepsinde ne olursa olsun büyük havalimanların hepsinde muazzam olarak tabir edebileceğimiz düşüşler şu anda yaşanmakta Tolga. Ben peki toparlanma süreci biraz başlıyor mu? Nedir son durumumuz? Örneğin ilk bu kriz Çin'den başladı. Şu an Çin'de durum nasıl? Onu biraz değerlendirmişsin. Aslında Çin biliyorsun bu konuda çok ciddi tepki çekiyor. İlk başta salgını geç haber verdiğinden dolayı bir eleştiri bombardımana tutulmuştu. Hı-hı. Şu anda da adeta biraz nispet yapar durumda Çin. Yani biz bitirdik, kontrol altına aldık, bizde yeni vaka olmuyor. Hatta Çin dün sınırlarını da kapatma kararı aldı. Yani kimse gelmesin bize. Evet. Biz iyiyiz böyle durumunda ve işin enteresan tarafı havacılıkta da benzer bir eğilim görülüyor. Çin de tabii çok önemli, çok büyük bir iç hat pazarına sahip. Amerika kadar büyük olmasa da onun hemen ardından geliyor. Ve onun sayesinde, yani iç hat pazarındaki toparlanmanın sayesinde Çin'de havacılığın yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Buradaki grafikte sarı renk, özellikle haftalık bazdaki bir uçuş frekansı, yani uçuş sayısı grafiği bu. Bak görüyoruz zaten çok net. Şuradan göstereyim mi acaba? Şuradan daha iyi görünür. Evet, cursor'ım görünüyor mu? Evet, görünüyor. Tamam. Bir kesişme var. Arkasından o bir önceki seneyle kıyaslama. Önceki. Gri renk geçen seneki. Hı hı hı. Sarı renk bu sene. Evet. Hemen hemen aynı seviyede giderken Ocak ayında, Ocak sonundan evet, itibaren evet, inanılmaz sert bir düşüş. Uçuş sayılarında 3'te 1'e kadar bir gerileme. Hı hı. Ama Şubat'ın ortasından itibaren o mücadele, yani salgınla mücadelenin etkinlik kazanmasıyla birlikte iç hat pazarında da yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Tabii dış hat pazarı neredeyse tamamen kapalı olduğu için aynı seviyeye gelmesi mümkün değil. Ama o iç hattaki hareketlenme sayesinde Çin birazcık toparlamış durumda. Peki bu krizin hiç kazananı yok mu? Vardır ya böyle krizi fırsat bildi diyerek. Evet. Sence nasıl mesela kargocuların durumu nasıl? Zaten hep onu söylüyorum. Yani böyle kaos teorileri var, komple teorileri var. Sanki bütün dünya mahvoluyor, öldük bittik gibi ama yani senin de dediğin gibi bir yandan kaybedenler var ama diğer taraftan kazananlar da var. Yani bunun en başında da kargo şirketleri geliyor. Hava kargo şirketleri özellikle burada rol oynuyorlar. Şu an yolcu uçakları durmuş olabilir, yolcu seferleri yapılmıyor olabilir ama onun tam zıttı kargo uçakları belki de tarihinin gördüğü en yoğun dönemi yaşıyor. Evet. Muazzam sayıda uçuş artışı var. Pilot yetiştirilemiyor adeta şeylere, kargo firmalarına, başka yerlerden pilot transferleri yapıldığını da duyuyoruz. Ve bu şekilde kargo seferleri her geçen gün artıyor. Çok önemli şurada şunu belirtelim tabii Tolga. Kargo deyince, hava kargo deyince sadece kargo uçaklarıyla taşınmıyor kargo. Kargonun yarısı, hava kargonun yarısı kargo uçaklarıyla taşınıyorsa diğer yarısı da yolcu uçaklarıyla taşınıyordu. Şimdi bir anda siz o yolcu uçaklarının payını çektiniz pazardan. Yolcu uçaklarının payı veya kapasitesi diyelim çekilince bütün yük kargo uçaklarına bindi ve kargo uçakları dediğim gibi şu anda full çekiyor. Bu yüzden de bazı pazarlarda 3'e 4'e katlandığı söyleniyor birim fiyatların. Dolayısıyla kargocular bu işten bayağı kazanmış durumda. Hatta birçok havayolu şirketi şunu yapıyor. Şu anda da görüyoruz bu Lufthansa'nın bir uçağı. Yolcu uçağını kargo amaçlı kullanmaya başladılar. Yani bu benim hayatımda gördüğüm, duyduğum bir şey değil. Standart bir operasyon değil. Yolcu uçakları, kargo uçaklarının yanı sıra tamamen kargo taşımak için kullanılıyor. Yani sadece altı değil, görüyoruz burada yolcu kabini, koltukların üstüne paketler doldurulmuş durumda. Hatta başüstü dolapları bile boş geçilmemiş. Oralara da paketler konmuş. Çok enteresan bir dönem gerçekten. Ben 1990'lı yıllarda şey yaptığım zaman hatırladığım Fransa'da bazı 737, 200'leri, 300'leri posta taşımak için
Fransız PTT'si diyelim, posta idaresi. Bu şekilde kılıflar geçirerek koltukların üzerine posta malzemesi konulduğunu, gece bu şekilde sefer yapıldığı bildirilirdi, söylenirdi ama tabii ne kadar bu gerçekleştirdi, ne durumda bunu şey yapmıyoruz tabii, bilemiyoruz açıkçası. Evet. Peki bir yandan da bazı ülkelerde mahsur kalanlar var. Mahsur kalanları getirmek üzere de çünkü bu kısıtlama sadece hava yolu operasyonuna, hava yollarının tarifeli ve tarifesiz uçuşlarına, bunlarla ilgili olarak işletlerine herhangi bir kısıtlama yok bildiğim kadarıyla. İşletleriyle ilgili durum nasıl? Bu pazardan biraz ekmek yiyebilir mi özel jetler? Müthiş. Orası da müthiş. Nasıl kargocular kazandıysa özel jet operatörleri de bu işten muazzam paralar kazanmaktalar. Özellikle ilk o hava sınırlamalarının, daha doğrusu ulaşım sınırlamalarının başladığı günlerde bir panik halinde iş adamları özel jetleri kiralayarak ülkelerine dönmeye çalıştılar. Gidecekleri yere gitmeye çalıştılar. O dönemde yine gelen bilgilere göre normalin 3-4 katı kadar bir talep oldu özel jet uçuşlarına. Daha sonraki aşamada biliyorsun bir özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Chinese virus, yani Çin virüsü ifadesini kullanması ve Çin'i hedef alması bu hastalıkla, bu salgınla ilgili olarak orada bir rahatsızlığa yol açtı ve çok sayıda Çinli öğrencinin, Amerika'da eğitim gören Çinli öğrencinin eve dönme talebi doğdu. O noktada yine özel jetler devreye girdi. Kimi zaman 20 bin dolara kadar çıkan fiyatlarla özel jet kiralanarak özellikle zengin ailelerin, tabii Çinli zenginlerin Amerika'da okuyan çocuklarını geri getirdikleri söylendi. Bu da yine dediğim gibi hava kargonun yanı sıra bu işten karlı çıkan diğer bir alt sektör diyebiliriz özel jet operatörleri için. Kazananlar, kaybedenler ve tabii ki aklımıza gelen ilk soru, genel bir toparlanma ne zaman olur? Örneğin Nisan sonundan itibaren Mayıs, Haziran bir toparlanma olacağını öngörüyor musun? Evet, şimdi şu anki IATA'nın öngörüleri genel yolcu talebinde %38 kadar bir düşüş yaşanacağı yönünde. Konuşmanın en başında da belirttik, 250 milyarlık bir ciro kaybı söz konusu. Yine korkulan noktalardan bir tanesi bu. Ama nasıl bir toparlanma olacağını bakmak için bence tarihteki örneklere gitmek lazım. Bu grafikte 4 farklı salgının havacılık sektörüne etkisini görüyoruz. En büyük etki 2003 yılındaki SARS, ki şu anki biliyorsunuz virüsün bir benzeri o, daha önceki versiyonlarından diyelim. SARS krizinde şu olmuş, grafiğin sıfır noktasına bakarsak krizin başladığı an 3. ayda dip yapmış sektör. Havacılık sektörü özellikle Asya Pasifik tarafındaki hava yolu şirketleri için dip yapmış ve sonraki 3-4 ayda da kriz önceki seviyeye kadar tırmanmış. Şu mavi çizgiyi takip edersek çok net görüyoruz. Aynı dönemde yine Katay Pasifik'in neler yaşadığına bakarsak, Katay Pasifik yine krizin başladığı dönemde Şubat sonu Mart başları çok ciddi bir talep daralması yaşıyor. 23 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü bu işin tamamen kontrol altına alındığına dair bir bildiri yayınlıyor. Ondan sonra rezervasyonlar toparlanıyor ve hemen hemen aynı yılın Eylül-Ekim ayları diyebiliriz. Büyük oranda eski haline gelmiş oluyor Katay Pasifik. Yine genel olarak sektörün uzun vadeli görünümüne baktığımızda da, ki bu benim derslerde sık sık kullandığım bir grafiktir, havacılık sektörü üstündeki dışsal şokları gösteriyor. Her seferinde benzer bir durum yaşanıyor. İlk anda çok büyük bir etki, mesela burada en başta bir 11 Eylül etkisi, arkadan 2003 SARS etkisi, 2008-2009 global mali kriz ve 2010 yılındaki o yanardağ krizi, İzlanda'daki yanardağ krizinin bile bir etkisi var ama her seferinde şu oluyor, havacılık sektörü, havayolu şirketleri özellikle son derece esnekler, çok kısa sürede toparlanıp yoluna devam ediyorlar. Benim şahsi fikrim şu Tolga, şu anda bizim hem havacılık olarak hem de diğer sektörler olarak sadece bir tane güzel bir habere ihtiyacımız var. O da şu, bu salgın kontrol altına alındı, ilacı bulundu, tedaviler sağlanıyor. Bu minvalde bir açıklama gerçekten, çok fazla açıklama geliyor ama gerçekten böyle bir şey gelirse çok hızlı bir biçimde sektörün ben toparlanacağına inanıyorum. 3-4 ay içerisinde bu toparlanma kendini gösterir gibi görünüyor. Ne zaman başlar dersen Mayıs sonu, benim tahminim Mayıs sonu, Haziran başı. O dönemden itibaren yeniden havayolu şirketlerinin yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağına inanıyorum ben. Umarım kriz hızlı bir şekilde biter ama ondan önce evde kalalım, sağlıkla
yolumuza devam evet. ederiz diyoruz. Her şeyden önce sağlık geliyor. Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Rica ederim. Seninle ne zamandır video yapamamıştık ama uzaktan da olsa böyle bir araya gelmiş olduk. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Umarım sektör en kısa zamanda toparlanır dedikten sonra bize izleyicilerimiz sorularını lütfen yorum olarak yazabilirler. Yazacakları yorum ve sorularla yeni videolara karar vereceğiz yapmak için. Beğenmeyi unutmasınlar. Detaylı havacılık haberleri için tolgaozbek.com'u ve havayolu101.com'u takip etsinler. Oraya da bekliyoruz. İzleyicilerimizi, okuyucularımızı ve herkese sağlıklı günler diliyoruz. Katıldığın için çok teşekkürler Abdullah. Ben teşekkür ediyorum Tolga. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olasın. Haberleşmek üzere.